Merhaba, ben Dorthin. Bugün modern felsefenin önemli isimlerinden biri olan Charles Sanders Peirce'ün düşüncelerini inceleyeceğiz. Peirce, Descartes'tan bu yana felsefeyi şekillendiren bazı ana temaları reddetmiş ve kendi özgün fikirleriyle dikkat çekmiştir. Modern felsefe, Descartes'tan bu yana temsilcilik, sezgicilik, içe bakışçılık ve egoizm gibi temalarla karakterize edilmiş. Ancak Charles Sanders Peirce bu yaklaşımının pek çoğunu reddetmiştir. Peirce, yöntemsel kuşkuculuğa karşı çıkarak şüphenin tüm inançlara uygulanamayacağını ve kesin kabul edilen inançların doğruluğunu kanıtlamak için kullanılmayacağını savunmuştur. Peirce'e göre insan zihni, kesin doğruları açık ve seçik düşünceler olarak sezmeye muktedir değildir. Araştırma bireysel bir faaliyet değil, sosyal bir teşebbüstür. Peirce öncelikle şeylerin kendileriyle ilgili doğrular anlamında transandantal, yani deneyüstü doğrular olduğunu savunur. Bu doğrular kendi içlerinde etik doğrular veya mantık doğruları gibi farklı türlere ayrılır. Örneğin etik bir doğru bir önermenin konuşmacısının ahlaki inançlarıyla uyumlu olmasını ifade ederken, mantıksal bir doğru bir önermenin gerçekliğe uygun düşünülmesinden meydana gelir. Peirce bir önermeden algısal bir yargıyla çalışan bir sonuç çıkarsa o önermenin yanlış olduğunu savunur. Yani bir önerme deneyim tarafından çürütüldüğünde yanlıştır. Çürütülmediğinde ise doğrudur. Peirce bir önermenin ampirik olarak doğrulanmasından ziyade deneyimsel olarak yanlışlanmadığı sürece doğru olduğunu belirtir. Ona göre insan bilgisi kesinlikten yoksundur. Bir kavramın anlamını belirlemek için o kavramın doğruluğundan hangi anlaşılabilir sonuçların çıkabileceğine bakmamız gerekiyor. Bu sonuçların toplamı kavramın anlamını oluşturur. Örneğin bir nesnenin katı olduğunu söylemenin doğru olması durumunda bu durumdan doğacak sonuçların toplamı katı kelimesinin anlamını verir. Peirce bir şey hakkındaki kavrayışımızın onun duygusal sonuçlarına dair düşüncelerimizin toplamı olduğunu vurguluyor. Yani bu analizden yola çıkarak bir kavramın anlamının eylemle ilişkili olduğu sonucuna varırız. Anlam eylemle ilgili olan koşullu önermeler aracılığıyla ifade edilir. Bir kavramın anlaşılabilmesi için mutlaka bir şeyler yapılması gerekmediğini, sadece ilgili sonuçların tasavvur edilmesinin yeterli olduğunu belirtiyor. Descartes gibi bilimcilerin, düşüncelerin, kendi tutarlılık ilişkilerine dayanan bilgi teorilerine karşı çıkıyor. Peirce'e göre anlamların bireysel sezgilerden değil, deneyimlerden türetildiği ve bu anlamların kişisel değil, toplumsal ve kamusal olduğu öne sürülüyor. Etkileri veya genel sonuçları itibariyle test edilmeyen düşünceler anlamsız. Peirce, eylemlerimize rehber olan inançları oluşturmanın farklı yöntemleri olduğunu belirtiyor. İlk yöntem, kişinin inançlara şüpheye izin vermeden sıkı sıkıya bağlanmasıdır. İkinci yöntem, bir takım düşünceleri ceza korkusuyla kabul etmektir, yani otorite yöntemidir. Üçüncü yöntem ise, Descartes, Platon, Hegel gibi metafizikçi filozoflar tarafından benimsenen ve inançla ilgili konuları akla uygunluğun kontrolüne bakarak karara bağlayan rasyonel yöntemdir. Peirce'e göre bilimin yöntemiyle oluşturulmuş inançlar, gerçek şeylerde temellenirler ve bu nedenle doğrulanabilirler. Bu inançlara erişim süreci kamusal ve herkese açıktır. İlk 3 yöntemin aksine bilimsel yöntem bireysel ön yargılardan kaçınmayı ve alternatif inançlar arasında çatışmaları çözmeyi hedefler. Bilimsel yöntem bir kişiden sadece inandığı doğruyu değil, o doğruya nasıl ulaştığını da ifade etmesini talep eder. Peirce düşünmenin amacının iradenin hayata geçirilmesi olduğunu söylüyor ve bilgiyi iradeye zorunlu kılıyor. Sadece deneyim ölçütüyle sınanabilen düşüncenin inanç için sağlam bir temel oluşturabileceğini savunuyor. Onun fikirleri bilginin sadece bireysel bir arayış değil, sürekli olarak deneyimlerle test edilen ve geliştirilmiş bir toplumsal çaba olduğunu vurgulamıştır. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın.